Efendim bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinden sonra, ikinci kez görüşmesinden sonra Türk siyaseti yumuşama dönemine girdi biliyorsunuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hemen detayları telefon hattımızda Duygu Ayaz Bayram'dan öğreneceğiz. Duygu, kolaylıklar sendeyiz. Hemen aktaralım detayları. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında önemli detaylar paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin normalleşme ve yumuşama ortamına şaşı baktığı, şüpheyle yaklaştığı, hatta zarar verdiği televizyon ekranlarında, sosyal medya platformlarında ve gazete sayfalarında devamlı surette ileri sürülmektedir dedi Devlet Bahçeli. İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi Ülkücü Harekete yönelik itibar suikastinin yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür dedi MHP lideri. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır dedi MHP lideri. Öte yandan yaptığı yazılı açıklamasında AK Parti içindeki gayrimemnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, bunu da altılı masanın diğer unsurlarının desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir ifadesini kullandı ve buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun tekliflerine verilen desteğimizde sürecektir ifadesini kullanıyor. Aynı zamanda yaptığı açıklamada siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak hususuyla gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak ve gereği neyse gönül huzuruyla yapmaktır ifadeleri yer alıyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklamada. Yine yazılı açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor. Zati devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimize paylaşıyoruz ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.